Haber Türk yazarı Fatih Altaylı bugünkü köşesinde kamuoyunca Cübbeli Ahmet olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü'nün Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın faizle mücadele hakkındaki bu konuda nas ortada, nas ortada olduğuna göre sana bana ne oluyor sözlerine ilişkin değerlendirmesini aktardı. Cübbeli Ahmet, Fatih Bey nas anladık da burası şeriat devleti mi? Şeriat devleti ilan edildiyse ona göre davransınlar. Yarım nas olmaz. Madem öyle bir bile faiz vermeyeceksin. Devlet de bir bile faiz almayacak. Nas'ın azı çoğu olmaz. Yarım yamalak Nas olmaz ifadelerini kullandı. Fatih Altaylı telefonda gerçekleştirdiği Cübbeli Ahmet görüşmesini köşesine şöyle aktardı. Fatih Bey herkes çok tedirgin. Benim babam bilirsiniz varlıklı bir adamdı ve aynen böyle bir kriz sonunda battı. Bugün de durum bu. Esnaf çok tedirgin. Herkes batma, her şeyi kaybetme korkusu içinde. Kimse de nereye gittiğimizi, ne olacağını, nerede durulacağını kestiremiyor. Kimse sesini de çıkaramıyor. Öylece seyrediyoruz ama iyiye gitmiyor sanki hiçbir şey dedi. Ben de tekrarladım. Nas hocam nas. Onu ben bilmem. Siz daha iyi bilirsiniz diye. Sonunda Ahmet Hoca kızdı. Fatih Bey, nas anladık da burası şeriat devleti mi? Şeriat devleti ilan edildiyse ona göre davransınlar. Yarım nas olmaz. Madem öyle bir bile faiz vermeyeceksin Devlette de bir bile faiz almayacak. Nasıl azı çoğu olmaz? Yarım yamalak nasıl olmaz? Bakın bu durum İslam'a büyük zarar veriyor. Farkındalar mı bilmiyorum. Biz içindeyiz cemaatin. Görüyoruz. Bu ekonomik politikayı nas diye sürdürürsen ve millet batarsa herkes Kur'an batırdı bizi demeye başlayacak. Suçu Kur'an'da, İslam'da bulacak. Milletliğinden, Kur'an'dan uzak duracak. Sonunda batışın faturasını Kur'an'a çıkaracak. Madem nas diyeceksin o zaman hepten şeriat ilan et. Bakalım ne oluyor görelim. Öyle değil mi ama? Dedi. Ben yine nas hocam nas dedim. Hoca yine kızdı. Fatih Bey, İslam'da faiz yoktur ama parayı korumak vardır. Paranın değer kaybı kadar faiz olabilir. Paranın değer kaybı nispetinde faiz alınabileceğini söyleyen fetvalar var. Madem nas o zaman o fetvaları da göz önüne alsınlar. Milleti göz göre göre batırmayı nasa bağlarsanız milleti Nas'tan, Kur'an'dan soğutursunuz, dini suçlu hale getirirsiniz dedi.